Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Daha önce bir ben kimin videosu yapmıştık, bir tanışma videosu yapmıştık. Birazcık kafanız ağrıtmıştık. Benim arkadaşlar birazcık böyle paylaşımlarım mangallarla alakalı daha ziyade. Yani ben daha doğrusu yaz aylarında mangalları kullanmayı seviyorum ve tercih ediyorum. Bu yüzden de birazcık benim paylaşımlarımdan dolayı biraz mangallarla özleştirildim zannediyorum. O yüzden bana mangalla alakalı çok soru geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi benim, bilmeyen arkadaşlar için açıklayayım, 3 tane mangalım var arkadaşlar. Bir tane Landman'ın gazlı mangalı var. Bir tane MasterTouch GBS var. Bir tane de Weber'in Smoky Mountain Smoker'ı var arkadaşlar. Yani fümeleme mangalı var. Şimdi ben bunları paylaşımlarımda, hayatımda kullanıyorum. Bunlarla alakalı çokça soru gelince ben de Instagram üzerinden bir anket yaptım arkadaşlar. Bana dedim ki mangalla alakalı sorularınızı gönderin. İnanılmaz soru geldi. Şimdi o kadar soruyla yani ciddi bir belgesel çekilir. Ben ne yaptım? Bu soruları birbirine benzer olanları birleştirdim falan filan. O şekilde mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalıştım ama yine 23 tane soru çıktı arkadaşlar. Yani bu muhtemelen bir kere de çekemeyeceğim, bir kere de yayınlayamayacağım bu videoyu. Mangalınızı kendiniz yapmak veya yaptırmak isteseydiniz nelere dikkat ederdiniz? Birinci sorum bu. Şimdi arkadaşlar nelere dikkat ederdim? Bana göre mangalın daha önce yaptırmışlığım var. Şimdi biz bir mangal yaptırmıştık bir demirci abimize. Mangal inanılmaz ağırdı arkadaşlar. Yani bizim kalabalık bir aileyiz. Yani neredeyse şu masa gibi falan ve kocaman bir şeydi. Yani iki kişi zor götürüyorduk oradan oraya. Biraz zorluyordu. Sağlam bir mangaldı ama biraz bizi o anlamda zorluyordu. Nelere dikkat etmem lazım konusu arkadaşlar. Bana göre iyi mangal. İlk başta bakın havalandırma sistemi. Bizim arkadaşlar piyasada satılan, yani yerli mangallar mı diyeyim veya artık ithal dandik diyeceğim, kusura bakmayın, dandik mangallardaki problem bu. Yani bir mangalın iyi olması bana göre havalandırma yapısıyla alakalı arkadaşlar. Eğer oksijenin miktarını ben yerlemeyle değil alttaki kapaklarla, havalandırma kapaklarıyla yapabiliyorsam bu benim için iyi mangaldır arkadaşlar. İkincisi ızgara konusunda ben döküm ızgarayı tercih ederim. Onun dışında arkadaşlar restoranların kullandığı şöyle V şeklindeki saçlardan yapıyorlar. Yani onu şeylerde falan, bu mangal malzemesi şiş vesaire satan yerlerde de bulunabiliyor. Ama yaptırırsanız özellikle o tarz yaptırabilirseniz iyi olur. Şu da benim için önemli, onu da vereyim bir detay olarak. Şu masayı şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bizdeki mangallarda böyle bir sıkıntı var. Kömürün üzerine ızgarayı koyduğunuz zaman kömürle ızgara arkadaşlar dip dibe. Bakın bu bir mangalda olmaz yani. Bunun en az aralarında, bakın en az bir 8-10 santim aralık olması gerekiyor. Yani böyle dip dibe bu sağlık açısından da iyi bir şey değil. Etlerin pişmesi anlamında da iyi bir şey değil. Yani bu bana göre işte dandik mangal dediğim bu arkadaşlar. Yani arasında bir santim var, direkt neredeyse ızgarayı kömürün üzerine koyuyorsun. Ya bu kömürün salgıladığı gazlar var arkadaşlar. Yani bu kadar yakın olması hoş bir şey değil ve sağlıklı da değil yani. Sonuçta o kömür bir karbon salıyor. O karbon da bize zarar verir. O yüzden bu yanlış. İkincisi de arkadaşlar, mesela şu bardakla örnek vereceğim. Şunu bir et olarak, bu masayı da bir mangal olarak düşünün. Mesela arkadaşlar şöyle eti çevireceksiniz. Şunu ittiğiniz zaman bakın hop aşağı düşüyor. İşte bunun bu şekilde düşmemesi için kenarında şöyle bir parmak kadar, eğer ki ızgara derinde olsaydı, bu et yandaki dayanaklardan düşmezdi arkadaşlar. Bakın bu da çok önemli mangalda. Hani kendim yaptırıyorsam bunu arardım yani. Izgara üst seviyeden bir 1 santim, 1,5 santim kadar aşağıya oturmalı. Mangal ondan sonra bitmeli. Ben size bunu kendi mangalımı incelerken göstereceğim arkadaşlar, görüntülü olarak da. Bu soruyu geçiyorum. 2. Kapaklı mangalların çalışma prensibi nedir? Bir keresinde mangalı söndürdüm de diyor. Şimdi arkadaşlar kapaklı mangalların çalışma prensibi şudur. Ha, kapaklı mangal arkadaşlar aslına bakarsanız hani barbekü için veya şöyle özetleyeyim. Mangalı fırın gibi kullanabilmek için arkadaşlar. Siz kapağı kapattığınız zaman içeride o yukarı doğru çıkan ısıyı bir şekilde hapsediyorsunuz. Aynı fırında olduğu gibi
ısıl işlem yapabileceğiniz bir ortam oluşuyor. Fırından farkı ne arkadaşlar? Odun veya kömür kullanıyorsunuz. Odunun veya kömürün verdiği o is lezzeti yemeğinize geçiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Benim genellikle mangalda yapmamın sebebi budur. Söndürme sebebinizi de söyleyeyim arkadaşlar. İşte ya bahsettiğim gibi, yani bu sizin bilmemenizden de kaynaklı olabilir. Kapaklı mangalların arkadaşlar hem altında hem üstünde havalandırma ile alakalı kapaklar vardır. Eğer bu kapakları farkında olmadan kapalı tuttuysanız bu mangal söner. O yüzden de o havalandırma işte ilk sorudaki gibi çok mühim. Yani o havalandırmayı iyi kontrol etmek zorundasınız. Terasım yok, pikniklerde ve bunlar gibi yerlerde kullanılabilecek mangal tavsiyesi. Pikniklerde falan kullanmak için aslına bakarsanız yurt dışında inanılmaz güzel mangallar var ama maalesef yani yurdumuzda niye aslında bu kadar zor işler de değil ama yani şu mesela katlanabilir mangal problem bizde. Yani bizde mecbursunuz. Şimdi benim mangallarım arkadaşlar alıp da pikniğe gitmiyor açık ve net. Çok güzel mangallarım var ama alıp pikniğe götüremezsiniz. Weber'in Go Anywhere diye küçük bir mangalı var. Hatta o bizim fabrikada var arkadaşlar. Onu ben unuttum getirmeyi. Aslında getirseydim size direktman yapardım. Hatta bir inceleme de yapabiliriz bununla alakalı. O güzel bir mangal arkadaşlar. Küçük, kapaklı ve yanlarında kilitleri var. Devrilse dahi arabanızın arkasında açılmıyor. Ama boyutu küçük. Yani pikniğe diyelim kalabalık bir piknikte iş görmez. Ama 4 kişilik bir aileyi çok çok rahat iş görür. Bu olabilir. Ben kullanmamakla beraber Grus'un yeni, o da yine Go tarzı bir isim, tam bilemeyeceğim şimdi yanlış olmasın. Grus'un yeni çıkardığı bir modeli var arkadaşlar. O da güzel ama ben kullanmadım. Yani görsel anlamda güzel ama dediğim gibi ben şimdi Grus kullanmadım, bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemem. Weber'i kullanmıştım, yani fabrikada kullanıyorum. Fuar döneminde falan geç saatlere kadar çalışmam gerekiyor. O zaman orada fabrikada da mangal yapıyoruz. Hatta Instagram'da eski paylaşımdan takipçiler hatırlarlar. Lav taşı ile köz tadı olur mu? Şimdi arkadaşlar şöyle. Ben de bu soruyu tüplü mangalımı alırken çok araştırmıştım. İddia oluyor. Ama bana sorarsanız olmuyor. Şimdi bizim, o da bir tane babamda var. Tüplü lav taşlı bir mangal. Bir ara televizyonlarda falan satılıyordu. Öyle söyleyeyim. Siz bilirsiniz o mangalı. Arkadaşlar o tüp tadı geliyor resmen ya. O gazın tadı geliyor ya. Böyle bir şey olmaz. Yani kocaman bir boru işte direkt küçük tüpten bağlıyor. İşte taşların altına gazı salıyor. Ya ben açıkçası hem sağlıklı bulmuyorum hem lezzetli bulmuyorum. Bana göre arkadaşlar o lav taşı kesinlikle köz tadını vermiyor. Yani sadece bakın burada lav taşı ne işe yarıyor? Etin suları, yağları lav taşının üzerine düşüyor ve tekrar buharlaşıyor. Evet ama sadece bu değil ki. Lav taşı sadece kızmaya dayanıklı bir taş, öyle diyeyim size. Ama kömürün arkadaşlar kendi içinden çıkan, hani bu yabancılar charcoal diyoruz ya, char tadı diyorlar. Yani o kömürsü tat. Hani hepimiz biliriz mesela, işte köfteyi mangalda pişirdiğiniz zaman anlarsınız. İşte o tat arkadaşlar lav taşında olmuyor. Evde balkonda kullanabileceğimiz bir tavsiyeniz var mı? Şimdi evde balkonda kullanabileceğiniz derken evde balkonda bütün mangalları kullanabilirsiniz ama buradaki kasıt muhtemelen işte komşuları da rahatsız etmeyecek şekilde. Ben mesela tüplü mangalımı daha önce, şu an mesela terasımdan yayın yapıyorum size. Daha önce teraslı bir evde oturmuyordum. Daha önceki evimde arkadaşlar o tüplü mangalım balkonumda duruyordu. Ben açıkçası açıp yapıyordum. Şimdi şöyle bir şey var. Mangalı ilk tutuşturma evresinde çok fazla duman çıkar. Onun dışında yağlı et pişiriyorsanız çok fazla duman çıkar arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı benim size 2 belki 3 tavsiyem olabilir. Mesela birincisi arkadaşlar tüplü mangal tavsiyesi. Tüplü mangalı yakmanız çok basit. Yaktınız, 6-7 dakika içerisinde ızgaranız ısındı, hazır pişirebilirsiniz. Yani o ilk başta kömürü tutuşturmak için o hani asıl rahatsız edici dumanın çıktığı zamandan tasarruf etmiş olacaksınız. O anı atlamış olacaksınız. Direktman ızgaraya geçeceksiniz. Tüplü mangal bu anlamda iş yapıyor. Ama pişirdiğiniz etler yağlıysa yine illaki duman yapacaktır. Yani evinizde, döküm tavanızda pişirdiğinizde yapmıyor mu duman? Aynı şey arkadaşlar. Yani evde katlandığınız bir dumana bence balkonda katlanmanız daha bir olası. O yüzden
Bu tüplü mangalları bir düşünebilirsiniz ama o bahsettiğim lav taşlıları değil arkadaşlar. Birazcık daha büyükçe olanları düşünmenizi tavsiye ederim. Biraz daha profesyonel olanları diyeyim yani. Diğerleri birazcık sınıfta kalır o anlamda. Bunun dışında arkadaşlar kömürlü mangalı çok fazla şimdi açıkçası tavsiye etmeye korkuyorum. Çünkü kömürün ilk tutuşma evresi illaki duman. Bunu bilmiyorum bir çözüm var mı. Elektrikli mangallar var arkadaşlar. Weber'in falan da var bununla alakalı ama fiyatları bayağı pahalı. Ben kendim kullanmadım. Açıkçası çok performansını bilmiyorum ama genellikle yabancılarda izlediğim işte balkonlarda vesaire genellikle elektrikli kullanıyorlar. Bunun dışında arkadaşlar bir teknikle belki buna bir çözüm bulunabilir. Tüplü mangalda veya bir şekilde becerebildiyseniz dumansız yakmayı ateşinizi yani közünüzü hazırlayabildiyseniz eğer. Bu indirekt pişirme teknikleri var arkadaşlar. Benim kanalımda bunu ters mühür nasıl yapılır diye aratabilirsiniz. Orada mesela neredeyse hiç duman çıkmaz arkadaşlar. Fümeleme işlemi yaptığımız zaman da kıstaslardan biri dumanın şeffaf olmasıdır. Neredeyse hiç göremezsiniz o dumanı. Eğer renkli beyaz veya siyah duman çıkıyorsa zaten bir sorun vardır. Bunun da sebebi ne? Etin ateşle direkt olarak temas etmiyor olması. Ben şimdi konuyu uzatmamak için geçeceğim bunu ama siz merak eden arkadaşlar kanalımdan ters mühürleme videosunu izleyebilirler arkadaşlar. Orada ne dedik, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mangalın tellerinin döküm olmasına gerek var mı? Şimdi olmazsa olmaz mı? Değil arkadaşlar. Ateşiniz çok çok kuvvetliyse, burada az önce bahsettiğim mesafe olayı var yani etle kömürün mesafe olayı. Ciddi anlamda o ısı kendini ete aksettirebiliyorsa illa olmazsa olmaz değil bakın. Ama eğer ki bir dökümünüz varsa, ateş çok 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 hani istediğiniz seviyelerde değilse bile döküm inanılmaz yüksek derecelere çıkabiliyor. Ve etinizi üzerine koyduğunuz anda hemen soğumuyor. Şimdi diğerleri evet anlık olarak yukarı çıkıyor ama etinizi koyduğunuz anda o kısım soğuyor ve daha fazla yapışır. Bu noktada gerek var mı? Gereklilik ayrı bir şey. Yani dediğim gibi belki biraz lüks ama gerek var arkadaşlar. Döküm orada bir fark oluşturuyor mu? Bence oluşturuyor. Bakın arkadaşlar mesela bu bir döküm ızgara. Şöyle gördüğünüz gibi çok kalın. Bunu arkadaşlar ateşin üzerine koyduğunuz zaman bu inanın rengi değişiyor bunun yani. Şöyle benim hatta bazı videolarımda var. Yani şöyle rengi değişiyor. Resmen kor gibi oluyor. O yüzden inanılmaz yüksek ısıya çıkıyor. Ya yani bunu eti mühürlemek arkadaşlar aslına bakarsanız bir çeşit dağlamaktır. Eskiden böyle filmlerde falan izlerdik ya. Tarkan filmlerinde falan. Cüneyt Arkan'ın filmlerinde yarayı kapatmak için dağlarlar falan. İşte o içeriden kan gelmesi, yarayı kapama anlamında dağılıyorlar. Aslında aynı kafa arkadaşlar bu. Etin koyduğunuz zaman dışının mühürlenmesi demek o içerisinden suların çıkmasını engelleme aslında bu manada. Yani siz onun dışında bir karamelize bir tabaka oluşturuyorsunuz. Bu tabaka suyun dışarı çıkmasını bir nebze de olsa engelliyor. Bunun dışında arkadaşlar Maillard reaksiyonu diye bir şey var. Bu merak eden arkadaşlar araştırabilirler. 140 dereceden sonra ön plana çıkan bir şey ve etin dışında karamelize bir tabaka oluşturuyor. Bu karamelize tabaka lezzeti artırıyor arkadaşlar. Ya bu burada çok mühim. Mesela size şöyle ilginç bir şey söyleyeceğim. Mangalda yani o az önce gösterdiğim ızgarada çok çok yüksek ateşler dışında yani normal bir ateşiniz varsa arkadaşlar döküm tava ilk mühürlemeden bahsediyorum ama. İlk mühürleme işlemini arkadaşlar döküm tavalar daha güzel yapıyor. Eti bunun üzerine koyduğunuzu düşünün. Etle temas eden kısımlar şu demirlerin olduğu kısımlar. Şu aralar ateş gören kısımlar. Eğer ateşiniz çok yüksekse zaten o ateş de onu dağlamaya yeter ama şuralar özellikle de hani hemen bunu koydun pataküte koyarsan olmaz. Ateşi yaktın, şunu koyacaksın üzerine bir 10 dakika, 12 dakika kadar bunu bırakacaksın arkadaşlar. Bu iyice artık maksimum seviyeye çıkacak. O noktadan sonra etinizi koyduğunuz zaman neresi değiyor? Döküm kısmı buralar. Buralar boşta kalıyor. Oralar ızgara olduğu için yani mangal ızgarası olduğu için kömür tadını alabilmene yarıyor. Ama konumuz eğer mühürlemekse arkadaşlar düz alanlarda yani düz tavada veya düz döküm ızgaralarda mühürleme daha güzel olur arkadaşlar. Dışı komple karamelize olur. O anlamda hani Maillard reaksiyonundan
bir tık daha fazla nasibini almış oluyor. Başka bunların dışında cevaplamamı istediğiniz soru varsa, benim atladığım, unuttuğum, bilmediğim olabilir arkadaşlar. Herhangi bir eklemeniz gereken, eklemek istediğiniz bir şey varsa bunları aşağı yorum olarak belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.